Natural Finans'a hoş geldiniz. Ben Emre. Öncelikle videodan anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu videoda Astor, CV Energy, Europower, Alfa, Smartek, Gesan, Zoren, Enerji Sayas, Odaş gibi popüler olan enerji hisselerin teknik analizini gerçekleştireceğiz. En son gününde gün içerisinde gerçekleşen işlemlerine bakacağız. Bu hisselerin uzun, orta, kısa vadede olurlarını yorumlayacağız arkadaşlar. Ve ayrıca bu hisselerden bazıları şu anda ee, alım bölgesinde. Bana göre şu anda alış fırsatı bölgesinde. Alış fırsatı veriyor bazıları. Bunları da hepsi, hepsini video içerisinde belirteceğim arkadaşlar. Lütfen sizlerden en önemli ricam videoyu atlamadan, ilerlemeden izleyin ki sizlere bir faydası olabilsin. Çok uzatmadan başlayalım. Endeksle başlamak istedim. Ee, neden? Çünkü endeks pozitif olursa güçlü bir para girişi olur ve bu hisseler bundan pozitif yönüne etkilenir. Şu anda endekste 3 gündür kötü gidişat var. Bu kötü gidişat hangi seviyelere kadar devam eder diye soracak olursanız. Şu an burada gördüğünüz destek bir bölgesi var. Ayrıca Burada gördüğünüz mavi çizgi var ve destek 2 bölgesi var. Ben maksimum ihtimalle destek 2 bölgesine kadar gerilemeleri mümkün olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde altına sarkarsa bir orta vadeli olarak sıkıntılar yaratabilir. Fakat destek 2 bölgesi üstünde kaldığımız sürece ne kısa vadede ne orta vadede bir problem yoktur. Fakat buraya kadar çekilmelerin mümkün olduğunu söylemem mümkün tabii ki. Onun haricinde... Buradaki en güçlü destek bölgesi hangisi diye soracak olursanız arkadaşlar. Bence destek 2 bölgesi. Burada şimdi olur şu an düşüşler devam edebilir. Hangi bölgeye kadar? İlk başta destek 1'i takip edeceğiz tabii ki. Sonraki bölgemiz destek 1 dediğim bölge 10.036'ya tekabül ediyor. Daha da düşmeye devam ederse burada gördüğünüz beyaz çizgi dalgalı beyaz. 9.929'a tekabül ediyor. Daha da düşmeye devam ederse buradaki mavi çizgi bu trend. Ee, daha da düşmeye devam ederse de destek 2 bölgesi yani 9823 bölgesi. Yani endeks 9823 üstünde kaldığı sürece hiçbir problem yoktur. RSI'de biraz şişkinlik olduğunu belirtmem mümkün. Ee, burada gözle görülür bir şişkinlik var. Yani çekilmeler mümkün arkadaşlar şu an. Şu anki gözgen tabloda bu. Hisse bazında bakalım hepsine. Bütün hisseleri şimdi tek tek bakacağız saydım. Ee, lütfen sizlerden ricam videoyu e, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, abone olup bildirimleri açın ki sizlere e, fayda sağlayabilelim ilerleyen günlerde. Astor'la başlayalım. Şimdi Astor tarafına baktığımızda diğer enerji hisselerine kıyasla e, görüken tablo biraz daha olumlu. Neden? Çünkü arkadaşlar e, teknik biraz daha sağlam çalışıyor. Ve ayrıca e, diğer hisselerde biraz daha uzun süredir düşüş var. Astor'da 3 gündür bir kötü gidişat var. Şimdi düşüşler nereye kadar mümkün? Burada gördüğünüz destek 1 destek bölgesi. Yani 98.55 fiyatı hem 200 günlük hareketli ortalamayı tekabül ediyor hem de önemli bir alan arkadaşlar burası. Burası çok güçlü bir destek şu anda. Destek bir bölgesi. Yani 98.55. Bu ise de 98.55 üstünde kaldığı sürece yükselişler devam edecektir. Ben bunu bu şekilde düşünüyorum. Ayrıca burada gördüğünüz sarı çizgi kısa vadeli yükseliş trendini temsil ediyor. Yani buradaki sarı çizgi üstüne düş, altına düşmediği sürece kısa vadede yönümüz yukarı ve yatay yönüdür. Geri çekilmeler mümkündür ama buradaki sarı çizgiye kadar. Buradaki pembe çizgi üstünde kaldığımız sürece de yönümüz orta vadede yukarı ve yatay yönlüdür. Bu iki alan önemlidir yani. Şu anda dediğim gibi destek iki bölgesinin destek 1, 2 değil özür dilerim, Destek 1 bölgesine kadar geri çekilmeler mümkün. Daha da altına sarkarsa sarı, daha da altına sarkarsa pembe. Fakat ben daha altının olabileceğini düşünmüyorum. Şu an destek bir bölgesinden bir kademe alım yapacağım. Bunu da belirteyim. Sarı çizgiden düşerse bir kademe alım yapacağım. Pembe çizgiden düşerse de bir kademe alım yapacağım. Bunları belirteyim. Astor'un en son gününe bakalım. Pazartesi günü bizleri neler bekliyor olabilir? 480 bin not alış tarafı, 486 bin not satış tarafı. Yani hemen hemen aynı değerdeler fakat ilk buradaki 3-5 derinlikte biraz daha alışlar baskın olduğu için ben pazartesi günü açılışta biraz daha olumlu olabileceğini düşünüyorum. Şöyle takasına bakacağız şimdi. Tarihi ayarlayalım. Tarih cuma gününe bakacaktık. Şöyle ayın 10'undan itibaren yenileyelim. Önemli olan banka ve kurumlar şu anda yukarıda görüldüğü gibidir. Garanti, iş, ziraat, vakıf, yapı, kredi. Bunlar en son işlem gününde ne yapmış diye soracak olursanız. Ee, iş ciddi bir miktarda satmış. 633 bin not. Onun haricinde burada göremedim. Ziraatte biraz satış var. 53 bin not. Yani 700 bin not satış diyelim hadi. Yapı kredide de var gerçi. Ee, hemen hemen 900 bin not civarı satış var. Ee, alış tarafına baktığımızda 500 garanti almış. Ee, vakıf Almış 69. Biraz daha satışlar baskın dostlar. Önümüzdeki ilerleyen günlerde düşüşler mümkün zaten. O da ben de onu belirttim az önce. Ee, sarı çizgiye kadar veyahut da destek bir bölgesine kadar düşüşlerin mümkün olduğunu belirttim. Şu anda ben bunun takas analizini çok beğenmedim. Bilginiz olsun. Devam edelim. Bir sonraki hisseye bakalım. Bir diğeri ise C ve enerji. Rezalet bir bilanço açıkladı açıkçası. Çok kötü bir bilanço açıkladı. Ve fiyat şu anda çok önemli bir alanda. Bakın 261 altına sarkmadı. Ve burada bir hacimsizlik oluştu. Hacimlilik oluştu yanlış hatırlamıyorsam. Yani böyle oldu. Ve iki yönü de mumlar bıraktık. Bakın yani burada bir savaş var. Alış satış savaşı var şu anda. Fiyat yukarı çıkmasına izin verilmiyor. Düşmesine izin verilmiyor. Fiyat şu anda çok önemli bir alanda. Bilginiz olsun. Ee, yarın yarın buradan tepki alıp yükselme şansı vardır. Bunu unutmayın. Altına sarkarsa en azından destek 3 bölgesine kadar düşüşler mümkündür. Bilginiz olsun. Bunları belirtmemde fayda var. RSI'nin de dip seviyelere kadar gerileme, gerilediğini söyleyebilirim. Ufak bir düşüş gelebilir hatta biraz daha. Ee, veyahut da buradan tepki alıp yükselebilir dediğim gibi. Ee, bunu yarın takip edeceğiz. Ben Destek 2 bölgesinden bir kademe alım yapacağım. Bilginiz olsun. Ben bu hisseyi normalde çok beğenirdim. Bilanço bu kadar kötü gelmeseydi hala daha elimde yüklü miktarda olduğunu söylerdim. Fakat bilanço rezalet geldi. Ve buradaki mavi çizginin altına sarkmasından sonra ben satış gerçekleştirdim. Bunu belirtmemde fayda var. Trendler bu yüzden önemlidir. Yani ne kısa vadeli trendin üstünde şu anda ne de orta vadeli trendin üstünde. Her şekilde altında gidişat kötü olabilir. Buradaki destek 2 bölgesinin altına sarkarsa. Bilginiz olsun. Derinliğine bakalım. 57 alış, 32 satış. Biraz alışlar baskın. Pazartesi günü açılışta biraz daha olumlu olabilme ihtimali vardır. Böyle diğer modellerden takasına bakalım. Bu tarihi 10 yapsak ikisi de 10 olacak zaten. Vakıf, iş yabancı yatırımcı, QNB finans bizim için önemli olan banka ve kurumlar. Şimdi. E, yabancı yatırımcı almış, iş almış, yapı kredi almış, ziraat almış, e, garanti almış, QNB finans satmış galiba. Ama yani çok ciddi bir miktarda mı? Bakalım şöyle bir, e, çok ciddi bir miktarda değil. Şu an bunun aracı kurum dağılımı ve takası bence güzel çünkü ellerini zaten yüklü miktarda lot bulunduran kurumlar alıştalar buradan da görüldüğü üzere e, vakıf da varmış. Vakıfa da şöyle bir baksak. Yani alıştalar ağırlıklı olarak alıştı oldukları için ben bugün takasını ve aracı kurum dağılımını beğendim bunun cuma gününkü ee, devam edelim. Bir diğer ise Euro Power. CV Enerji benim enerji hisseleri arasında gözümün bebeğiydi. Beni uzun zamandır takip edenler bilir. Fakat artık roller değişti biraz bu son bilançodan sonra. E, ee, hangisini en çok beğeniyorum hepsini belirteceğim yani. Ee, sonuna kadar izleyin yeter ki. Ee, şu anda burada gördüğünüz e, yükseliş trendinin altına sarkmış durumda Euro Power ve fiyatımız bizim e, 143.9 şu an burada gördüğünüz kırmızı 143.9 e, ayrıca e, önemli bir alan var hangi alan 144.2'nin altına sarkmış bulunmaktayız zaten e, destek 2 bölgesine kadar 139'lara kadar sarkmalar mümkün bu ise yarın fiyatı olumlu olmazsa Düşüşler devam edecektir. Bilginiz olsun. Destek 2 bölgesine kadar. Destek 2'nin altına sarkarsa hala daha düşüş trendi devam eder. Bu da sıkıntı yaratabilir. Fakat ben destek 1 bölgesinden ufak miktarda bir alım yapacağımı söyleyebilirim. Destek 2 bölgesinden de düşerse ufak miktarda bir alım yapacağım. Maliyetimi düşürmek adına. Zaten enerji hisselerinden maliyetlendiğimi bilirsiniz uzun süredir. Buradaki yatay gidiş hatta. Ee, onun haricinde bunda diyebilecek olduğum başka bir şey yok. Ee, güçlü bir destek var mı diye soracak olursanız. Şu anlık en güçlü destek, destek 2'dir. Bilginiz olsun. Derinliğe baktığımızda 38 alış 43 satış. Ee, biraz daha satışlar baskın. Şöyle takasına bakalım. Lütfen bu dakikaya kadar izliyorsanız videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Mutlaka kanalımıza abone olup bildirimleri de açın. Destek olmak isterseniz. Şimdi satışlar mı, baskın alışlar mı? E, yapı kredi, garanti, iş, e, ne kaldı? Ziraat ve vakıf kaldı. Bunlar da alışta galiba. Ne kadar alış, satıştalar bunlar? E, yapı kredi o, e, ne kadar? 17.000 bin not, Hadi 30 diyelim. E, 40, 40 bin not civarı satış var önemli bankalarda. Vakıftan 28 bin not alış var, ee, Ziraattan 5 bin not. Birazcık e, satışlar baskın. Ben o yüzden aracı kurum dağılımını ve takasını çok beğenmedim bunun bilginiz olsun. En son işlem gününde. Tabii ki bunları her gün takip etmek gerekiyor siz bu hisselere sahipseniz. Bir diğer ise Alfas. Ee, Alfas da aralarında aslında e, çok ses getirmeyenlerden bir tanesi ve şu anda önemli alanda. Neden önemli alanda? Ee, buradan görülüyor zaten. Önemli alanda. Burada gördüğünüz sarı çizgüsünde kaldığı sürece hiçbir problem yoktur. Altına sarkarsa yükseliş trendi bitmiş diyebiliriz. Biraz yataya bağlayabilir. Ee, en güçlü şu an bu gibi gözüküyor yani. Yani bir, kaç kere temas etmiş bakın buradaki sarı çizgiyi. Altına sarktırmamışlar. Ee, yarın yakından takip edeceğiz bunu. Ee, bunun için. Yarın trade amaçlı alıma bence uygundur. Tabii ki stop loss'lu çalışacaksınız yani. stop loss çalışmazsanız yani orta vadeli yatırımcısı olmak zorundasınız siz bu hissenin. buradaki sarı çizgi üstünde kaldığı sürece problem yoktur dediğim gibi. Yarın bunu yakından takip edeceğiz. RSI uyumsuzluk yaratmış aşağı yönlü. Bunu da bilmenizde fayda var. E, daha da düşmeye devam ederse destek 2 bölgesi yani 88.05 bizim için en güçlü destektir bilginiz olsun. mutlaka altına sarkmaması gerekiyor. Devam edelim. Derinliğine bakalım. Biraz hızlı ilerleyeceğim. Video uzun olacak yoksa. 105 alış tarafı 76 satış. Biraz alışlar baskın. Pazartesi günü açılışta biraz daha olumlu olabilme ihtimali vardır. Takasından bakalım şöyle bir ayın 10'una. Cuma günü yani. İş, garantisi, ziraat, vakıf, yapı kredi bunlar önemli olan banka ve kurumlar bizim için. Bunlar ne yapmış? Garanti, ziraat, yapı kredi. Hepsi satışta. Yani ne kadar satışta? Yaklaşık 150 bin not civarı satış var burada. Alış tarafına bakalım. İş, alışta, vakıf alışta. E, fakat e, satışlar biraz daha baskın olduğu için ben bugün e, bunun aracı kurum dağılımını ve takasını beğenmedim. Bilginiz olsun. Devam edelim. Devam etmeden önce sizlere bir duyurum var. Benim bir tane bildiğiniz gibi her videolarımda belirtiyorum. E, WhatsApp grubum var. Kendi aldığım, sattığım, yükseleceğini düşündüğüm hisseleri. Burada paylaşıyorum ve geçen haftanın genelinde %11'lik kar, %4'lük kayıp gerçekleştirdik. %7'lik bir yani genel anlamda kar elde ettik bir hafta içerisinde. Gayet güzel şekilde ilerliyoruz. Gelmek isteyenler olursa bu aya özel bir indirim var. Aşağıda WhatsApp iletişim linkinden benimle iletişime geçebilme şansınız vardır. Gelip oradan bilgi alabilirsiniz. Gelmek zorunda değilseniz bilginiz olsun. Devam edelim. Bir diğeri ise Smartek. Ee, arkadaşlar bu dakikaya kadar izleyenlere bir şeyim olsun. Smartek benim bu hisseler arasında en beğendiğim hissedir. Neden? Çünkü harika bir açıkladı. Ve ayrıca yani teknik anlamda da hiçbir problem yok hala. Yani yükselişler devam edebilir. Ee, şu an burada gördüğünüz mavi çizgi üstünde kaldığı sürece orta vadede hiçbir problem yoktur. En güçlü destek bölgemizde destek iki bölgesidir. Eee... <laughs> Yani mavi çizgiye temas edebilir. Şu anlık beklentimiz o yönde. Yani Pazartesi ve Salı günleri de buraya kadar ilerleme ihtimali vardır, gerileme ihtimali vardır. Fakat ondan sonraki süreçte ben de yükseliş bekliyorum. Bunu açıkça belirteyim. Ee, mutlaka, mutlaka hangi fiyat 60-60, 60-60 üstünde kaldığımız sürece. 60-60 ee, üstünde bir kapanış gelirse kısa vadeli olarak sert yükselişler gelecektir. Bunu da bekliyorum ben. 60-60 kırılırsa yani. Smart derinliğine bakalım. 146 alış, 225 satış. Biraz satışlar baskın. E, fakat burada da biraz 5 kademe derinlikte alışlar baskın. Yani ben açıkçası pazartesi günü açılışta biraz daha olumlu beklerim. Takasına bakalım. ...önemli olan banka ve kurumlar... ...iş, yabancı, garanti, vakıf, ziraat. İş alışta... ...iş satışta özür dilerim. E, vakıf satışta... ...yabancı satışta... ...alış tarafına bakalım. E, ne var burada? Garanti var mı? Var. E, vakıf, ziraat... ...yapı kredi var burada. 81 bin not. Yani birazcık... ...bence... Ee, satışlar baskın. Fakat çok büyük bir baskınlık yok. Ee, ben bunun aracı kurum dağılımını ve takasını diğerlerine göre biraz daha fazla beğendim ama çok güzel mi derseniz de çok güzel değil. Devam edelim. Bir diğeri ise Gesam. Ee, girişim elektrik. Ee, altına sarkmalar geldi. Pembe çizgisinde kaldığımız sürece kısa vadede yükselişler ee, gelebilecek durumdaydı. Fakat altına sarktık. Pazartesi günü mutlaka olumlu yönde olmak zorunda Düşüşler gelirse pazartesi günü ben sarı çizgiye kadar gerilemelerin mümkün olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, orta vadeli takip edeceğiz o zaman. Şu anlık gözüken tabloda yarın pazartesi günü biraz daha yukarı yönlü hareket olmazsa ee, sarı çizgiye kadar düşüşler mümkün. Şurada gördüğünüz sarı çizgiye kadar. Ee, daha da düşmeye devam ederse destek 2 bölgesi bizim en güçlü desteğimiz olacak. 64-20 seviyesi yani. Bunu yakından takip edeceğiz. Direnç bir bölgesinde kırılırsa kısa vadeli olarak sert yükselişler gelebilme ihtimali mevcuttur. Ben bir kademe ekleme yapacağım buna fakat bu fiyattan bilginiz olsun. GESA'nın derinliğine bakalım. 96 alış 72 satış çok alışlar baskın hatta 3-5 kademede de. Pazartesi günü açılışta biraz daha olumlu olabilir. Şöyle şunu da ayın 10'undan itibaren bakacağız. Önemli olan banka ve kurumlar şu anda yukarıda görülenlerdir. Ne yapmışlar? İş, vakıf, garanti, ziraat, yapı kredi. İş, e, yapı kredi, garanti, vakıf. Bir tek ziraat saymadık yanlış hatırlamıyorsam. Ben o sebepten dolayı alışlara bakmadan e, satışların baskın olduğunu burada görüyorum. O yüzden e, ben takasını ve aracı kurum dağılımını Cuma günü çok beğenmedim. Devam edelim. Bir deliste Zoran. Uzun vadede kesinlikle almam dediğim hisselerden bir tanesi. Neden? Çünkü Zorlu grubuna ben çok güvenmiyorum. Vestel olsun, Zorlu olsun yani zamanında çok fazla beklemiştim ben bu hisselerde. Çok fazla zaman kaybetmiştim. Şu anlık tepki alabilmek için müsait bir alanda. Neden? Çünkü 20 günlük hareketli ortalamaya temas gelmiş ve burada da önemli bir zirve var. Pazartesi günü olumlu yönde olmazsa mutlaka sarı çizgiye kadar geri çekilmelerin mümkün olduğunu söyleyebilirim. Pazartesi ve Salı'yı takip edin özellikle. Salı'yı, salıyı da dahil etmem gerekiyor burada. Ee, onun haricinde diyebilecek olduğum başka bir şey. Ee, en ve fiyatımız yani e, 7 lira üstünde kapanış gelirse de kısa vadeli olarak sert yükselişler gelebilme ihtimali söylemem mümkün arkadaşlar. Ee, devam edelim. Derinliğine bakalım ilk olarak. 3 milyon alış 19 milyon satış. Ee, çok bariz şekilde satışlar baskın. Pazartesi günü açılışta biraz daha negatif yönde olabilir. Şöyle takasına bakalım. Önemli olan banka ve kurumlar yukarıda görüldüğü gibidir. İş, garanti, deniz bunlara bakacağız. Ne yapmışlar? Ee, ne alıştılar? Ne satıştılar galiba? İş alışta. Deniz alışta. Onun haricinde e, pek fazla bir şey göremedim. Ben açıkçası yabancı da var. Türk Ekonomi Bankası da var gerçi. Yani bunda biraz daha e, yatay gördüm yani burayı. Yani nötr bence. Ne güzel ne çok kötü ne çok iyi yani. Devam edelim. Bir Enerji Sa. Lütfen bu dakikaya kadar izliyorsanız videomuzu beğenip yorum yapmayı, kanalımıza da mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, baktığımızda Aralarında en, en olumlu gidişat bunda gibi gözüküyor. E, temettü muhabbetleri falan vardı bunda. şimdi baktığımızda direnç 2 bölgesi değil de şurası. Direnç 2 bölgesi aynen. 68-20 kırılırsa kısa vadeli olarak sert yükselişlerin gelebileceğini söyleyebilirim. RSI yukarı yönlü hala daha bir problem yok. direnç 2 bölgesine kadar önünde hiçbir engel yok gibi gözüküyor açıkçası. Orta vadede burada gördüğünüz pembe çizgüsünde kaldığı sürece hiçbir problem yoktur. E, destek 2 bölgesi en güçlü desteğimizdir. Bizim bu da fiyat olarak 55-65'e tekabül ediyor. E, de 20 günlük hareketli ortalama da var. Güçlü bir destektir bu da. Bunu yakından takip edeceğiz ama şu anlık e, direnç bir ve direnç 2 arasında gitgeller mümkün. Yani 68-20 ve 64-25 arasında fiyat kalacaktır. Hangi yönde kırılım gelirse o yöne doğru sert hareket gösterecektir bilginiz olsun. Derinliğine bakalım. 121 alış, 374 satış. Biraz daha satışlar baskın. Pazartesi günü açılışta biraz daha negatif yönü ne olabilir. Diğer modellerden takasına bakacağız. Tarihi ayarlamadık. Şöyle gün not diyelim. Ziraat, garanti, yabancı, iş, vakıf. Yani ağırlıklı olarak satıştalar. Hadi bir de alışa bakalım. Ama Bank of America toplamış hepsini. Yabancının bir kısmını da toplamış. Ee, yani takas bundan nötr aslında bakın. Ama yani takas biraz daha iyi yönlü. Ama neden? Çünkü ben neden ama diyorum. Çünkü Bank of America'nın e, stratejisini biliyorsunuz. Yani çok güven vermiyor açıkçası. Bir gün alıyorlar bir gün satıyorlar. Fakat bunda en yüksek lot sahibi oldukları için ben açıkçası bugün aracı kurum dağılımını ve takasını beğendiğimi söyleyebilirim. Ama yani dikkatli olmakta fayda var yani çünkü Bank of Amerika'ya çok güven olmaz. Bir diğer ise Sayas. Ee, çok kritik bir alandayız şu an. Burada gördüğünüz e, en dip bölgedeyiz şu anda. Ben buradan bir kademe ekleme yaptığımı söyleyebilirim. Pazartesi günü bunu yakından takip edeceğiz. Yukarı yönlü hareket olursa e, biraz yata ilerleyebilir. Veya hatta aşağı yönlü hareket olursa sert yönlü bir hareketler destek 2, bölge, destek 2 bölgesine kadar beklememiz mümkün. Bu da 69-35'e kadar e, mümkün olduğunu söylüyor. Pazartesi günü düşüş gelirse. Ve ayrıca e, şöyle bir sıfırlayalım. Daralttık bayağı. Ayrıca direnç bir bölgesi kırılırsa da kısa vadeli olarak sert yükselişlerin gelebileceğini söylemem mümkün. Şu anlık gözüken tablo Pazartesi günkü hareketi yakından takip ediyor olacağız zaten. Bunu takip etmeniz zorunlu bu hissenin sahibiyseniz, bu hisseden lot aldıysanız, bu hisse bu hissenin elinizde varsa yani, bu hisseyi Pazartesi günü yakından takip etmek zorundasınız. Devam edelim. Şöyle derinliğine bakalım. 52 alış 35 satış, birazcık daha alışlar baskın ama çok büyük bir baskınlık yok. O yüzden bir şey demeden geçeceğim. Şöyle takasına bakalım. Aynı onundan itibaren bakacağız şimdi. İş, ziraat, vakıf, yani hepsi satışta gibi gözüküyor şu an. 40, burası 47, hemen hemen 55 bin not civarı satış var. Alış tarafında da var mı bakalım, garanti. Yani bu kadar bir alış yok. Satışlar baskın. O yüzden ben bugün aracı kurum dağılımını ve takasını çok beğenmedim Cuma günü. Devam edelim. Lütfen bu dakikaya kadar izliyorsanız tekrardan hatırlatıyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum yaparsanız da çok sevinirim. Ee, burada gördüğünüz şu anda Odaş'tayız arkadaşlar. Odaş Elektrik. Şu anlık RSI yani ya yarın yarınki gidişat çok önemli bakın. Yarın dolu olursa RSI pozitif büyümsüzlük yaratacak ve yukarı yönlü hareketler gelebilecek. Yarın ee, negatif gelirse, ne fiyat düşme düşerse fiyat yarın. Ee, buradan tepki alıp düşüşler devam edecek. Bunu bilgi, bunu bilseniz yeter aslında. Ee, sarı çizgiye kadar gerilemelerin mümkün olduğunu, burada gördüğünüz sarı çizgi üstünde kaldığı sürece orta vadede yükselişlerin gelebileceğini, destek 2 bölgesinin en güçlü destek olduğunu bilseniz yeter arkadaşlar. Dilenç bir bölgesi kırılırsa da kısa vadeli olarak sert yükselişler gelebilecektir. Ben bunu bu şekilde düşünüyorum. Derinliğine bakalım. Şimdi derinlik tarafında 4 alış 3 satış birazcık daha alışlar baskın olsa da buradaki 3-5 kademede biraz daha satışlar baskın. Ben pazartesi günü biraz daha negatif yönde açılış yapabileceğini düşünüyorum. Diğer modüllerden takasına bakalım. Şöyle 10 yapalım bunda. İş, yabancı, garanti yapı kredi. Bunlara bakacağız. İş yabancı garanti e, yapı kredi ne kadar almıştır alsa, alsa Yani ama yabancının bir kısmı da burada alış yapmış orada satmış e, Bunda biraz daha e, Bence Yön yatay Hatta biraz daha olumluya yatkın diyebiliriz bunun e, Takas analizini ben beğendim açıkçası bugün Bank of America çok ciddi miktarda alış yapmış e, Ziraat de var burada ayrıca Ben o yüzden bunu beğendim diyerek geçeceğim arkadaşlar ee, bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bu seriyi eklememi istediğiniz hisseler varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Videoyu beğenip kanalımıza hala daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Mutlaka da ee, bildirimleri açın yani. Bildirimleri mutlaka açın bakın. Ee, açıklamalar kısmındaki Whatsapp iletişim hattından sizleri bekliyor olacağım. Gelmek isteyenler olursa, bilgi almak isteyenler olursa Whatsapp iletişim hattı aşağıda. Beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.